Evet. Merhaba, ben Ece Sülün. Her insanın kendine bir şeyler katabileceği röportajlarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm Mircan Kayı ile röportaj yapıyoruz. Merhaba Mircan Hanım, bize kendinizden birazcık bahsedebilir misiniz? Merhabalar, ben Mircan Kaya. Sizin şu an okumakta olduğunuz Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Artvin'de doğdum. Bir Doğu Karadeniz şehri biliyorsunuz. İlkokulun ilk 3 yılını Artvin İlkokulu'nda okudum. Daha sonra İstanbul'a geldik. Orada devam ettim eğitim hayatına. Arkasından Boğaziçi Üniversitesi'nde deprem mühendisliği üzerine master yaptım. Daha sonra da ilerleyen yıllarda Avrupa Komisyonu bursuyla tarihi eserlerin yapısal analizleri üzerine bir ileri master çalışması yürüttüm. İtalya, İspanya, Portekiz ve Çekoslovakya ülkelerinde rotasyonlu bir çalışma. Aynı zamanda müzisyenim, müzik prodüksiyonu yapıyorum. Pek çok albümüm var. 3 çocuk annesiyim. Bir kızım, bir oğlum var. Oğlum Oğuzhan Kaya. Şu an University of British Columbia'da doktora yapıyor. Kızım ise Tenay Ece Kaya. O da Milano Üniversitesi'nde master yapıyor. Şu an bir İtalyan firmanın Türkiye acentasıyım. Yaklaşık 16 yıldır aynı şirketin Türkiye'de temsilciliğini yapıyorum. Başka bilmek istediğiniz şeyler var mı? Genel olarak sizi tanımış oldum. İnsanın hayatını özetlemesi çok kolay bir şey değil çünkü aradaki pek çok şeyi söylemiyoruz. Sıkıcı da Evet. gelebilir. Yok yok, hiç sıkıcı değil. Peki biraz müzik hayatında olduğunuzdan, müzisyen olduğunuzdan bahsettiniz. Bu müzisyenlik çalışmalarınıza Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bir katkısı oldu mu? Orada geçirdiğiniz günler mesleğinizi seçmenizde, ilerlemenizde ya da müzisyenliğinizde bir etki yarattı mı? Elbette. Müzikle doğmuş bir insanım ben. Müzik sonradan hayatıma girmedi. Her zaman vardı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başladığım yıllarda ne yazık ki ben çok sevdiğim insanları birbiri peş sıra kaybetmiştim. Önce abim, o da inşaat mühendisliği, aynı üniversiteden mezun olan abimi, sonra babamı. O dönemlerde ben çok fazla hem bilime hem sanata hem müziğe tutunmuştum. Ve yine aynı dönemde üniversiteye başladım ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bütün sosyal etkinliklerine çok ilgi gösteriyordum. Üniversite ortamı zaten öyle bir şey. Derslerin dışındaki o sosyal etkinlikler sizi asıl geliştiriyor. Hem klasik Türk müziği korosunda yıllarca şarkı söyledim, hem halk dansları ekibinde yer aldım. Onun dışında da üniversitede verilen bütün bilimsel seminerlere katılırdım, hiç kaçırmazdım. Boş vakitlerimi kütüphane ilgisinde geçirirdim. Derslerde anlatılan şeyler bana hiçbir zaman yetmemiştir. Lise yıllarımda da öyleydi, ortaokul yıllarımda da öyleydi. Üniversitede de aynı şekilde. Derslerin dışında da kalan o kadar çok şey var ki sizi mühendis yapan şeyler onlar. Ben onları kütüphanelerdeki o İngilizce kitapları kendi kendime okuyup anlamaya çalışarak şey yapıyordum, geliştiriyordum. İngiliz Kültür Derneği Kütüphanesi, Libya Konsolosluğu gibi birçok yerde geçti genç kızlık yıllarım. Yani müziğe katkısı bakımından da üniversitenin korosu çok şey sağladı. Yine o yıllarda gitar dersleri alıyordum ve bir senfonik rock grubumuz vardı. Üniversiteden bir arkadaşla birlikte. Tabii çok şeyi var oldu, katkısı oldu.
Teşekkür ederiz. Öncelikle başında söyledikleriniz için başınız sağ olsun. Bayağı dolu dolu bir üniversite hayatı geçirmişsiniz bence. Umarım biz de öyle üniversite hayatları geçirebiliriz. Bunun dışında şu Yani anda daha neşeli geçsin. Öyle geçmesin. İnsanın sevdiklerini, yani ölümle erken yüzleşmesi çok ağır bir sınav. Bu sınavı atlatabilmek çok zor, ağır bir travma. Müziğim ve sanata olan ilgimin, edebiyata olan ilgimin bana en büyük yardımı budur. Travmanın aşılması. Bu bir şeydir çünkü. Aynı zamanda bir terapidir. Bu nedenle gündelik hayatta sizin zorunlu olarak yapmanız gereken şeylerin dışında insanı kurtaran şeyler bunlar. İnsanın ruhsal hayatını kurtaran şeyler edebiyat, sanat, felsefe, müzik, bilim gibi şeyler. Evet. Ve mühendislik çalışmalarınız şu anda galiba beraber yürütüyorsunuz. Bunları beraber yürütürken birbirleriyle çakıştıkları oluyor mu? Size zorluk çıkarıyor mu? Size zaman kalabiliyor mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Yaşıyor musunuz ya da? Şimdi şöyle olayların gerçek tarafları var. Müzik yapmak insanın hayatta sadece sanatla uğraşabilmesi çok büyük bir lüks. Bağımsız ve aykırı işler yapmak istiyorsanız onları sizin yapmayı sürdürebilmeniz için ya arkanızda çok ciddi bir finansal destek olması gerekiyor, rahat olmanız gerekiyor. Ben ana akım veya popüler mecrada bir şeyler yapacağım derseniz işiniz kolay, onu satabilirsiniz kolaylıkla. Alıcısı da daha fazla olur ama ben bağımsız işler, orijinal işler yapmak istiyorum dediğinizde bunun alıcısı şeydir, yani sizin gibilerinden takılan insanlar olabilir. Bu nedenle de sırtınızın sağlam olması gerekiyor. Her zaman bu çalışmaları kotarmak, finanse etmek en büyük zorluk olarak karşıma çıkmıştır. Ben kendi harçlıklarımı biriktirerek gitar derslerimi ödemeye çalışırdım. Kendi harçlıklarımı biriktirerek hep müzikle ilgili bir şey yapacaksam ya da alacaksam yapmaya çalışırdım öğrencilik yıllarımda. Bu benim içimde hep bir strese ve yüke yol açardı. Bunu bir kez söylemem lazım. Albümleri yayınlamaya başladığım zaman da yapımcılara gittiğimizde karşılaştığımız pek çok şeyler var. Çünkü yapımcı satacak olan şeye talip olur. Ne kadar iyi müzik yaparsanız yapın, her zaman bunu şey yapmaya bilirsiniz. Onlara çekici gelmeyebilir. Gerçi ilk albümüm Bizim Ninniler oldu. Arkasından Kül Kalan Müzik'ten çıktı. Türkiye'nin en büyük müzik yapım şirketidir. Fakat bağımsız olarak kendi kafamdaki müziği, kafamın içindeki müziği yapabilmenin tek yolunun kendime ait bir yapım şirketi olduğuna karar verdim bir gece. Örneğin ECM benim takip ettiğim en çok değer verdiğim yapım şirketidir. Ve onun sahibi Manfred Eicher'ın çok küçük bir bütçeyle yapım şirketini kurduğunu biliyorum ve onunla ilgili yazılar okuduğumda ben de yapım şirketini kurmaya karar verdim ve 2006 yılından beri de bağımsız olarak özgürce müzik çalışmalarımı yapmaya çalışıyorum. Tabii finans el verdiği sürece. Peki o finansı nasıl sağlıyorum? Mesleğimle. Mühendislik yaparak. Mühendisliği de çok severek yaptım mezuniyetimden başlayarak. Hep ileri teknolojik şeylere çok ilgili bir insan oldum. Ve bu bana kendi paramı, hayatımı kazanabilmek imkanı bir özgürlük alanı yarattı. Ve bu şekilde her ikisini zaman zaman hangisi öncelik gerektiriyorsa ona öncelik vererek yürüttüm ve yürütüyorum. Tabii bunu yapabilmenin en önemli sebeplerinden biri
Her iki alanda da bağımsız çalışıyor olman, belli bir süre önemli şirketlerde çalıştıktan sonra kendi şirketimi kurdum ve mühendislik alanında da bağımsız çalışıyorum. Yani şablonlara oturtulan bir meslek hayatım veya genel olarak hayatım yok. Bu ne demek? Ben sabah 8 akşam 5 mesaisi içinde çalışan bir insan değilim. Sabah 8'de başlayabilirim çalışmaya gerektiğinde, hatta sabahın 5'inde yola çıkabilirim bir şantiyeye gitmek için veya işte toplantı başka bir şehirde olabilir. Gece 12'de 1'de çalışıyor olabilirim ama bazı günlerde zamanımı kendim ayarlayabilecek durumda oluyorum. Yani hiçbir alanda gerçekten şablonlara oturtulacak bir yaşam biçimim yok. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Hani böyle bir yaşam biçimi yaşamanın size kattığı zorluklar oldu mu, yoksa daha böyle kolay mı? Ya da her gününüzün günü tutmaması bazı sıkıntılar doğurabiliyor mu? Bir yerde mesaili çalışmak, sırtınızı bir şirkete yaslamak tabii çok daha kolay bir yöntem. Benim yaptığım şey çok zor bir iş. Çünkü bir şirket kuruyorsunuz ve onun şeyi var. Yani işinizi sürekli tutmanız lazım, iş almanız lazım, hayatı idame ettirmeniz lazım. Bütün bunların çok ciddi, çok ağır sorumlulukları var ve risk almanız gerekiyor. Belki beni farklı kılan şey risk almayı şeydir, sevmemdir, korkmamamdır. Korkusuz bir insanım. Çalışmalarım söz konusu olduğunda korkusuz davranıyorum ve bağımsızlığım her şeyden daha önemlidir diye düşünüyorum. Bu nedenle de kendi ilkelerime ters düşen konularda savaşçı bir insanım. Şey yaparım, uzlaşmam ve savaşırım. Anladım. Bence baya güzel bir özellik ve şu an sizi çok takdir ettim. Peki müzik üstünden devam edecek olursam, biraz baktığım kadarıyla yaptığım araştırmalar sonucunda deneysel müzik yaptığınızı gördüm ve daha önce Türkiye'de yapılmamış Lazca caz şarkıları çıkarttığınızı gördüm. Bu Tamam. süreçler nasıl gelişti? Size ilham verenler neler oldu? Nasıl geri tepkiler aldınız? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? İlk iki albümüm çok deneysel değildi. Aslında Bizim Ninniler albümü Türkiye'de ilk kez Anadolu ninnilerini ebeveynlere ve bebeklere sunmak üzere hazırlanan bir çalışmaydı. Son derece minimalist ama bir ilk, yani tamamen organik akustik bir çalışma. İkincisi Kül albümü de biraz şey var, yani geleneksel müziği farklı bir şekilde yorumlama şeyi var, arzusu, çabası var. Çünkü kişiliğimden kaynaklı bir şey bu. Herkesin yaptığı bir şeyi yapmanın bir anlamı yok. Yani birisinin yaptığı bir şeyin benzerini yapmanın bir anlamı yok. Yani özellikle sanat söz konusu olduğunda yaptığınız çalışmanın orijinal olması gerekiyor. Yani ne zaman orijinal, ne zaman değişik, size böyle bu nasıl bir şey dedirten bir şey varsa odur öne çıkan ve farklılık yaratan. Öyle değil mi? Bu bir resim olabilir, bir film olabilir, bir müzik eseri olabilir. Bu alanda yapılan çalışmalara baktığınızda farklılık yaratanlar, öne çıkanlar hep böyle insanlar. Bunu bir zorunluluk olarak görmüyorum. Kişilik yapımından dolayı ortaya çıkardığım eserin %100 bana özgü ve bana ait bir şey olması ihtiyacı var. Bu doğal bir şey benim için de. Bu nedenle de kafamın içindeki müziği hep şey yaparak, yazarak, çok iyi müzisyenlerle diyalog kurarak, anlatarak, sanki bir tiyatro eseri aslında yönetiyormuş gibi böyle bakarak çalışmalar yapıyorum. Deneysel müzik derken var öyle çalışmalarım. Ama o çalışmalar çok olumlu şeyler alıyor yurt dışından, özellikle yurt dışındaki müzik otoritelerinden. Türkiye'den de tabii çok övgü dolu yorumlar aldı.
benzersiz oldukları için, orijinal oldukları için, farklı oldukları için ve sanıyorum bir şekilde deneysel olmalarına rağmen dinlenebilir oldukları için. Çünkü ipin ucunu kaçırdığınızda deneysel bir şeye tahammül edemeyebilirsiniz. Orada insanın nefsine hakim olması çok önemli. Improvizasyona çok önem veriyorum, çok değer veriyorum. Improvizasyon yapabilen müzisyen bir kere önce çok iyi bir virtüözdür. Enstrümanına çok hakimdir. O kadar çok hakimdir ki artık o kendisine öğretilenlerin dışına çıkıp kendisini ortaya koyabilen, improvize şeyler çalabilen insana dönüşmüştür. Bu nedenle de hep çok üst düzey müzisyenlerle çalışıyorum. O müzisyenler improvizasyon yapabiliyorlar çünkü. Lazca Caz albümünü de böyle bir grupla İngiltere'de kaydettim. Laz müziğinde veya Laz kültüründe böyle bir çalışma yok. O çalışma neden önemli? Çünkü Lazca dili UNESCO tarafından artık hani yok olmaya yüz tutmuş ve kaybolacak, gelecek nesillere aktarılamayacak, threatened, endangered languages kapsamına alınmıştır. Böyle diller var dünyada. Bu dil sanki böyle bir kırsal kesime ait bir dil gibi algılandığı için yeni nesillere aktarılamıyor. Ultim albümü, Once Upon a Time in Ingrelia veya benzeri çalışmalarım yeni jenerasyonun o dili sevmesine yol açıyor. Çünkü çok modern çalışmalar, çok cool tınlıyor ve yeni, yani üniversiteye giden, üniversite okuyan bir Laz genç, benim dilim böyleymiş, bir caz barda çalınabilecek tınıda çalışmalar yapılabiliyormuş diye düşünüyor. Bunlar çok önemli şeyler. O dilde rock yapmak, o dilde caz yapmak, o dilde deneysel çalışma yapmak, o dilde öyküler anlatmak, o dilde çağdaş ninniler söylemek. Bu timin dışında Nani albümü de böyle bir çalışma. Tamamen çağdaş, benim sözleri ve müziği bana ait ninnilerin Londra'da İngiliz müzisyenlerle kaydedilmiş bir müzik çalışması. Yeterli oldu mu? Teşekkür ediyoruz. Bu kadar yani yaptığınız işte özgün olmanız bence çok güzel bir şey. Yani kimseyi taklit etmeden kendi yolunuzda devam etmeniz ve son olarak bence hani ülkemiz çapında önemli görülen Altın Portakal Film Festivali'nde Antalya'daki en iyi film müziği ödülünü de almışsınız. Bu nasıl gelişti? Bu ödül sizi mutlu etti mi? Size herhangi bir şeyler kattı mı? Kariyerinizde bir anlamı, bir önemi oldu? Yaptığım müzik çok sinematografik olarak algılandığı için öyle değerlendiriliyor. Öyle bir yapısı var çünkü bir müzik yaparken bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ve anlattığım o işte anlatmaya çalıştığım ambiyansı yaratmaya çalışıyorum. Ambient müzik de denilebiliyor buna. O nedenle film müziği yapmayı çok seviyorum. Buna çok çok ciddi bir yatkınlığım var. Yani Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okurken Barbaros Yokuşu'nda sinema şey vardı. Sinema Teknik Enstitüsü mü? Darphane'ye giden yolun karşısındaydı ve ben Sinema Televizyon Enstitüsü her fırsat bulduğumda oraya gidip deneysel film izlerdim. Yani müzikle filmi kombine etmeyi çok seviyorum. Bu filmin müziği benim için çok çok önemliydi çünkü doğduğum topraklarda geçiyor. Artvin'in Şavşat ilçesinde geçiyor. Film yönetmeninin isteğiyle zaten önceden kafasında bir şeyler vardı. Ödül almak önce çok mutlu etti ama ardından ne yazık ki bazı tatsız olaylar yaşadım. Birlikte çalıştığım bir müzisyen, bir gazeteciyi de kullanarak aleyhimde kampanyalar yürüttü. Türkiye'de ilk kez bir kadın müzisyen bir film müziği ödülü almıştı, en iyi film müziği ödülü almıştı. Ancak ne yazık ki bence ülke olarak, sanat camiası olarak bunu yüzümüze gözümüze ulaştırdık. Bir güzelliği yaşamayı bana ne yazık ki çok gören bir takım insanlarla çalışmış bulundum ama
ders oldu bu bana. Ondan sonraki hiçbir çalışmamda muvaffakatnamesini almadan hiçbir müzisyenle çalışmıyorum. Çünkü öyle bir yazılı belge almamıştım. Bunu da böyle bir ders olarak görüyorum. Sonuçta filmin müziği yapma süreci güzeldi. Benim imzamı taşıyan bir şey, ne olursa olsun. Böyle arkasından pek çok başka albümler de yayınladım. O şeyden sonra, çalışmadan sonra Minör albümü var, Nani albümü var, Insula albümü var. Trans Global World Music Chart'a girdi o albüm. Smithsonian Institution'ın çok güzel bir review'u var, yorumu var o çalışmayla ilgili. Onun arkasından bütün Lazca eserlerimi derleyen, yani bir arada toplayan Çinka, orman cini anlamı taşıyor. Onları bir araya getirip bir dijital ortamda yayınladım. Yine Laz camiasına bir şey olsun diye, armağan olsun diye. En son çok yakında, yani bir hafta önce kadar Dünya Ninnileri, farklı dillerde Dünya Ninnilerini kapsayan Haş albümünü yayınladım. Orada da Almanca, Fransızca, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Afrika dili, İspanyolca, Arapça, atladığım bir şey var mı? Pek çok dilde şeyler var. Ninnileri yorumladım. Peki teşekkür ederiz. Bu kadar fazla dilde, bu kadar fazla kültürü. Ninniler sonuçta bizim kültürümüz ve bence önemliler. Çok fazla şey ifade ediyorlar. Yorumlamanız bence çok güzel bir şey, çok anlamlı bir şey. Peki biraz da mühendislik konusundan devam edebilir miyiz meslek olarak? Deprem Tabii. mühendisliği konusunda master yaptığınızı söylediniz. Peki Türkiye'deki depremden korunma projeleri nelerdir? Herhangi bir büyük deprem olduğu zaman başımıza neler gelebilir, neler yapmamız gerekir? Bunun için nasıl önlemler alınıyor? Ülkemizde önemli yapıların ülke ekonomisini ve gelecek nesilleri olumsuz etkileyecek, yani olası bir deprem sonrası olumsuz etkileyecek olan önemli yapıların depreme karşı korunması alanında çok ciddi faaliyetler yürütülüyor ve gerekenler yapılıyor. Azami ölçüde yapılmaya çalışılıyor. Bunlar arasında şunlar var. Büyük bir deprem sonrasında en çok ihtiyaç duyulan şey nedir? Hastaneler. Hastaneler hem depremzedeleri alacak içeri, ama işlevselliğinden hiçbir şey kaybetmeden hastanenin fonksiyonlarını sürdürmesi gerekiyor deprem sırasında ve sonrasında. Çok önemli yapılar. Bu nedenle 100 yatak ve üzeri bütün hastaneler şu an deprem mühendisliğindeki en ileri nokta olan sismik izolasyon yöntemiyle teçhiz ediliyor. Yani bir deprem sırasında hastanede ameliyat bile sürdürülebilecek şekilde projeler yapılıyor ve bunlar hayata geçiriliyor şu an. Bu teknolojilerin yaygınlaştırılmasında kişisel olarak ben ve temsil ettiğim şirketimin çok büyük emekleri var. Türkiye'de ilk sismik izolasyon kongresini Boğaziçi Üniversitesi, Roma Üniversitesi, İtalyan Ticaret Kurumu, Ticaret Odası işbirliğiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde ben organize ettim. Bu şeyin arkasından, seminerin arkasından Depremizasyon Derneği'nin kurulma kararı alındı. Depremizasyon Derneği'nin kurucu üyesiyim ve bir dönem başkanlığını yaptım. Bunun dışında tabii ilgili kurumlara, şirketlere onlarca seminer verdik. Ülkemizde bu alanda başka uluslararası seminerler de ve çalıştaylar da organize ediliyor. Hastanelerin dışında önemli yapılar köprüler, viyadükler, otoyolların büyük bir deprem sonrasında tıkanmaması gerekiyor, ulaşımın aksamaması gerekiyor. Bütün köprü ve viyadüklerde sismik güçlendirme yapılıyor.
İhaleye çıkan bütün köprü ve viyadüklerde çok iyi tasarımcı firmalarla çalışılıyor ve eğer bir fay hattı üzerinden geçiyorsa veya sismik açıdan yüksek risk arz ediyorsa köprünün ve viyadüğün geçtiği yer, yapılacağı yer mutlaka bu köprü ve viyadükle ilgili gerekli bütün antisismik tasarım ve cihazlar şey yapılıyor, kullanılıyor. Örneğin en son yapılan bütün köprülerde, 3. Boğaz Köprüsü de dahil, Osman Gazi Köprüsü'nde dünyanın en büyük sismik damperlerini kullandık. Türkiye'de ilk kez sismik damper, yani deprem enerjisinin %60'ını sönümleyen Viscous Damper dediğimiz cihazın köprü ve viyadüklerde kullanılmasını sağlayan kişiyim. Hızlı tren hattı, Eskişehir İstanbul hızlı tren hattı üzerinde bu damperler kullanıldı. Osman Gazi Köprüsü'nde kullanıldı. Şu an 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kullanılıyor. Konutlara gelince ülkemizde ne yazık ki mevcut yapıların güçlendirilmesiyle ilgili çabalar çok zayıf. Yıkılıp yenilerinin yapılması temayülü var. Ama yeniden yapılırken konut bazında sismik izolasyon tekniği kullanılmıyor. Bu da demektir ki bir deprem sırasında binayı yeniden yapmış olsanız bile asla o bina için %100 can ve mal güvenliği sağlayamazsınız. Yalnızca sismik izolasyon teknolojisi bunu sağlayabilir. Diyelim ki canınızı kurtardınız. Malınıza büyük bir deprem sonrasında yine zarar gelebilir. Bir insan evini kaybettiği zaman yaşamını sonra nasıl idame ettirecektir? Bunların düşünülmesi ve sorgulanması lazım. Mevcut yapıların depreme karşı güçlendirilmesi için doğru teknolojilerin kullanılması lazım. Yüksek yapıların depreme karşı güçlü tasarlanması, damperlerle, antisismik cihazlarla teçhiz edilerek yapılması çok önemli. Çok fazla yüksek yapı bu tür konulara dikkat edilmeden yapılıyor. Ancak ülkemizde çok olumlu bir gidişat var. Dünyada şu an bu tür teknolojilerin en fazla kullanıldığı ülkelerden biriyiz biz. Bu çok olumlu bir şey. O yüzden de bu alanda faaliyet gösteren bütün şirketler Türkiye'de aktif olarak çalışıyorlar. Bu konuda Deprem bölgesi olduğumuz için evet. siz devam edin. Bu konuda öğrenmek istediğiniz başka hani spesifik şeyler varsa sorarsanız söyleyeyim. Çünkü çok derya gibi bir alan bu. Saatler sürebilir. Evet, Özellikle bilmek istediğiniz şeyler varsa. bayağı Ha, mevcut yapıların güçlendirilmesine kaldım. çok güzel bir örnek. Yine Türkiye'de bir ilk sayılabilir bu. Türk Telekom'un Gayrettepe'deki merkez binası. İçeriye hiç müdahale edilmeden dış cephede Chevron Brace dediğimiz kuşaklara konulan damper cihazlarla farklı bir sistem. Buckling Restraint devices deniyor buna. Bu cihazlarla güçlendirildi. Yani binanın içine müdahale etmeden dışarıdan müdahalelerle estetik açıdan da hiç rahatsız etmeyen yöntemlerle yapıların güçlendirme imkanları var. Bunların yaygın olarak kullanılması, yatırımların yani zaten mevcut bir yatırım var. Onu yıkıp yeniden yapmak bir israftır. Mevcut olanı korumaya biraz yönelmemiz, güçlendirme çalışmalarına eğilmemiz lazım. Dediğiniz gibi bu konu bayağı uzun bir konuymuş. Beklediğimden daha uzun sürdü ve daha da sürebilirmiş. Hani sadece herkesin kafasında olan hani bu söylenen Büyük İstanbul depremi falan diyorlar. Yani burada neler bizi bekleyebilir? Bu konuda neler olabilir? Ama kimse de bilemez mantıken Yani çok büyük baktığımızda. bir deprem değil şeydir yani faciadır. Nerede olursa olsun beklemediğiniz şeyler olacaktır. Bu alanda en fazla teknoloji kullanan ülkelerden biri Japonya'da zaman zaman hiç beklenmedik şeyler olabiliyor. Çok ağır hasarlar olabiliyor. Söylediğim gibi
Bir de büyük bir deprem sonrası ulaşımın kesintiye uğramaması çok önemli. Hastanelerin aktif olması çok önemli. Yani depremden kaçamayacağız. Ağır hasarlar olabilir. Ne yazık ki bunları kabul etmek durumundayız. Yapabileceğimiz şey evimizin içinde bir takım önlemler mutlaka almamız, hazırlıklı olmamız. Bunlar çok önemli. Mantık şunu söylüyor tabii. Deprem bölgesinde yaşama. Çok basit bir mantığı var bunun aslında. Bir facia bölgesinde normalde yaşamamak gerekiyor ama ne yazık ki dünyanın en güzel yerleri de böyle bu yerkürenin hareketlerinden dolayı bu yerler çok güzel. Bütün güzel koylar, bütün güzel şehirler, işte içinde böyle kıvrımlı deniz, meniz koylar, moylar olan her şehre baktığınızda çok büyük deprem riski ne sahip olduğunu görüyorsunuz. En güzel yerlerde oralar oluyor. Demek ki bu güzellikten de vazgeçemiyor insanlar. O zaman hazırlıklı olmak gerekiyor. Evlerimizi sağlam tutmamız lazım. Sağlam evler inşa etmemiz lazım. Mutlaka sağlam evlerde yaşamamız lazım. Ve bir deprem sonrasında her an olabilir çünkü deprem. Bunun bir şeyi yok. Yani yarın da olabilir, 10 yıl sonra da olabilir. Bunu biz bilemiyoruz. Bu nedenle hazırlıklı olmakta fayda var. Evet, dediğiniz gibi zaten dayanıklı ve sağlam yapılarda oturduğumuz sürece büyük bir çoğunlukla hazır olmuş oluyoruz bu depreme. Evet. Bunun yanı sıra bir de proje lideri olarak birkaç proje yürütmüşsünüz ve proje lideri uluslararası projelerde bir de olmuşsunuz. Hani bu süreç nasıl gelişti? Size bir şeyler kattı mı? Yani zor Ben muydu? Zorlandınız mı? söyleyeyim. Yabancı dil öğrenmeye çok erken yaşlarda başladım. Çok çok meraklı bir çocuktum. Çok meraklı bir öğrenci oldum. Ve bu alanda hep cesur kararlar aldım. Örneğin ilk üniversitedeyken Ürdün'e gittim. Biz sınavı geçerek burslu olarak Ürdün Üniversitesi'ne gittim. Normalde insanların gitmeyi tercih edemeyeceği bir ülke Ürdün. Belki Almanya'ya, İngiltere'ye veya bir Avrupa ülkesine gitmek gençlere çok daha cazip gelebilir. Ama ben Ürdün'e gittim ve örneğin o yolculuk bana çok şey kattı. Şu bunu neden söylüyorum? Her zaman uluslararası çalışmalara aklım fikrim hep oradaydı. Kütüphanelerde sürekli yabancı menşeli kitaplar okumamın arkasında yatan şey de buydu. Bu nedenle de meslek hayatımda her zaman uluslararası projelere yöneldim. Onlara başvurdum. Kimse de beni bir yere koymadı. Bunu da söyleyeyim. İlk bir küçük bir proje ofisinde başladım. Maaşını bile sormadım. Bana ne maaş verildiyse onu kabul ettim. Çünkü bu benim kendi ekmeğimi kazanmaya giden ilk yoldu. O kadar şevkle çalışıyordum ki ilk kez bilgisayarlar hayatımıza henüz girmemişti ve ofise bir bilgisayar alındı ve bilgisayarın mevcut algoritmalarını kullanarak 6 ayda bitirilen projeleri 1 ayda çözmeye başladım. Ancak orası hani küçük ve şey bir ofisti, yani Kadıköy'de bir küçücük bir ofis. O bana yetmedi. Bu nedenle gazete ilanından Sograya Seyaş Joint Venture'ın matematik modelleme, içme suyu, İstanbul İçme Suyu Şebekesi matematik modelleme projesi için hidrolik mühendis aradığını ilanda gördüm ve müracaat ettim. Kabul ettiler ve o projede çok başarılı oldum. Fransız mühendislerle çalıştım. Hatta bir yazılım vardı. O yazılımı öğrenebilen tek mühendis olduğum için kısa sürede kilit mühendis olarak atandım. İSKİ personeline eğitim verdim. Arkasından Fresnes Yapı Sistemleri, Fransız Fresnes International ve Yapı Merkezi ortaklığı, oraya girdim. Orada da yine çok başarılı ve hevesli bir mühendis olarak kısa sürede iş geliştirme müdürü, daha sonra genel müdür vekili oldum. Çocuklarım olduğunda bir
ara artık şirketlerde çalışmamın çok zor olduğunu görerek bağımsız bir mimarlık mühendislik şirketi kurdum çocukluk arkadaşımla ve orada da bir self starter olarak bir binayı baştan sona çözebilmek için gerekli olan her şeyi kendim öğrendim. Bir yazılımı baştan sona kullanmak, bir projeyi detaylı olarak çözmek vesaire gibi. Yani bu bir şeye başlamak, bu self starter meselesi ve onu öğrenmeye çalışmak, onun üstesinden gelmek, bunlar çok önemli. Zaman zaman daha önce çalıştığım şirketlerden davetler aldım. Örneğin Samur Apşeron projesini yönettiğim zamanlar, Türkiye'nin bir zamanlar en iyi müşavirlik şirketi SEYAŞ, mimarlık mühendislik şirketi davet etti. Bir altyapı bölümü kurup başına geçmemi istediler. Onu yaptım. Ve o sırada Samur Apşeron projesi tıkanmıştı. Türkiye'nin GAP projesi gibi bir projeydi. Projenin istihkakları çözülemiyordu vesaire vesaire. Bir takım yani yeni şeyler, formüllerle o projeyi tıkanıklığı aşıp başka bir takım işler de yaptım. Lider bir yaratılışım olduğu için ortada bir proje veya bir grup varsa bir lider olarak hareket etmem gerekiyor. Bu da benim yaratılışımla alakalı bir şey. Öğrencilik yıllarımda da hep sınıf mümessili veya sınıf başkanlığı yapardım. Bunu hani rahat ve doğallıkla yaptığım için başarılı oluyorum. Bu rolü üstlenmediğim zaman benim başarılı olmama imkan yok. Öyle bir yapım var. Bu bir defo olabilir ama lider yaratılışım var. Anladım. Bence ben de Çok olduğunu şey düşünmüyorum. efendim. Keşke herkes de olsa. Herkes de olması gerekmeyebilir. Yani herkes yaratılışına uygun yaşamalı. Ben de onu anlatmaya çalıştım. Evet. Yaratılışım böyle olduğu için buna uygun yaşamam gerekiyor. Böyle olmasaydı beni liderliğe zorlasalardı mutsuz olurdum. Her insanın mutlaka kendi yaratılışına uygun yaşaması çok önemli. Mutluluk için anahtar o. Doğru. Kendi hani öz benliğiyle manifest edebilmesi çok önemli insanın. Evet ve liderlik vasfımız olduğundan, lider yaratılmış olduğumuzdan bu işlerde bu kadar başarılı olmanız bence çok güzel bir şey. Yani en azından şöyle diyeyim, yani içinizde olan şevki kullanabildiğiniz ve iş yaşamınıza, kendi yaşamınıza aktarabildiğiniz gerçekten çok. Yani insanın yaptığı işi sevmesi, hayata karşı hevesli olması çok önemli. Çalışkan olmak, size sunulan koşullara şükran duymak, ne olursa olsun minnet duymak, bunlar önemli şeyler. Sürekli daha fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını talep etmek. Gençlerin yaptığı şey bu, hata bu. Azla başlamayı, ne olursa olsun hani tevekkülü bilmedikleri için gençlerin çoğu çuvallıyorlar. Bir hırsla hayata atılıyorlar ama öyle bir o doğru bir yol değil diye düşünüyorum. Eğer bana soruyorsanız benim öne çıkan özelliklerim böyleydi. Bana sunulanların değerini bilmekle alakalı bir şey ve sahip çıkmak. Yaptığım işe kendimi adamak, adanmışlık ruh haliyle çalışmak. Şimdi biraz yavaş yavaş artık sonuna doğru geliyoruz. Bu röportajdan fark ettiğim üzere bayağı yoğun bir hayatımız var aslında. Hem genel olarak baktığımızda hem de bence özel olarak gün içerisinde baktığımızda çok hızlı bir hayatımız var. Yoğun tempoda geçen ve farklı alanlarda çok farklı işler ortaya koyuyorsunuz ve bunları birbirleriyle finanse ediyorsunuz. Bunların yanında kendinize zaman ayırıyor musunuz? Bu işler haricinde neler yapıyorsunuz? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Hepsi benim zamanım. İşte şey orada mesele. Bunları bir tarafa bırakıp kendime zaman ayırma diye bir bakış açım yok. Hepsi bana ait bir zaman.
Ben o zaman içinde hepsini yapıyorum. Yani bu şu demek, çeviri yaparken örneğin şu an teknik rapor çevirmek durumundayım önemli bir proje için. Onu çevirirken güzel bir müzik dinlemek, arada 5 dakika mola verip kahve içmek, kedilerle ilgilenmek veya bana ne zaman kalıyorsa onu o an şimdiki zamana odaklı bir şekilde keyfini sürerek yaşayabildiğim bir 5 dakika bile çok uzun bir süre gibi gelebilir çünkü zaman göreceli bir kavramdır. Eğer siz o 5 dakikayı dolu dolu gerçekten hani o stay grounded at the moment meselesi var ya, şimdiki zamana odaklı yaşamak. Bu şey bir kavram, gerçekten göreceli bir kavram. Saatleri lüzumsuz ve tatsız geçirebilirsiniz ama 5-10 dakikayı çok güzel geçirebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Tabii ki kendime ait çok zamanım var. Çünkü hepsi benim zamanım. Hepsini o zamanın içinde yapıyorum. Ayırmıyorum. Bunlar şey değil, zaruri şeyler gibi değil benim için. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çalışırken severek çalıştığım için, iş yaparken severek iş yaptığım için her şey çok kolay gibi geliyor ve birçok şeyi yapabiliyorum. Anlatabildim mi? Evet, yani anlatmakta bir sıkıntı olmadı. Aslında çok haklısınız. Bir şeyi sevdiğimiz zaman zaten hani onları yapmadığımız bir zaman bize garip geliyor. Sevmeyerek bir şey yaptığınızda bu söylediğiniz şey çok doğru olabilir. Bir an önce kurtulmak istersiniz, kaçmak istersiniz, ait olduğunuz ortama dönmek istersiniz. Ama yaptığınız şeyi sevmekte fayda var. Bazen her yaptığımız şey bizi mutlu etmeyebilir ama o zaman amaç denen şeye odaklanmamız gerekiyor. Amaç ne? Ya ben bu işi yapıyorum işte, ben çok mutsuz oluyorum artık dayanamıyorum falan deyip terk edebilirsiniz ama peki ondan sonra sizin hayatınız nasıl seyredecek, onu analiz etmeniz lazım. Hangi amaçla bu işi yapıyorsunuz? Bir amaca hizmet ediyorsa çalışmanız, yaptığınız iş, emekleriniz, bu amaç ne olabilir? Herkes için değişebilir. Benim için bağımsızlığım olabilir, çocuklarım olabilir, hayatı idame ettirmek. Birçok şey. Bu nedenle olaylara böyle bakıp bir de bu hayatta hiçbir zaman hayat süt liman bir yer değil. Sürekli mutlu olmak diye bir şey mümkün değil. Her şey her zaman iyi gitmez. Çünkü yin yang dengesi denen şey evrensel bir kural. İyilik, kötülük, mutluluk, mutsuzluk, yaşam ve ölüm hepsi bir arada var. Hepsi birlikte varlar. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Peki en son olarak bize burada izleyen ve izleyecek olan bir sürü üniversite öğrencisi, belki lise öğrencisi ya da bizden çok daha büyük insanlar olacak. Bize herhangi bir şeyler tavsiye etmek, kendi içinizden söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? İçimden gelen şeyler şu, demin söylediğim şeyler çok önemli. Gerçekten hayat, kendi yaşam yolculuğunuz, böyle bunu bir mutluluk fetişizmi üzerine oturtmamak gerekiyor. Yalnızca mutluluk yok, hayatın içinde acılar var. Yeri geldiğinde her şeyi doğru bir şekilde yaşamak ve onu ifade etmek çok önemli. Doğallıkla yaşamak çok önemli. İnsanın kendi gerçekleriyle barışık yaşaması çok önemli. Başkalarına öykünerek yaşamak değil, kendi hayatınıza, kendinize, kendinizle barışık yaşamak çok önemli. Kendi özbenliğinize uygun bir yaşam sürmek ve kendi orijinal kişiliğinizi manifest edebilmeniz çok önemli. Özellikle yaratıcı insanların engellenmesi onların ruhen ve aklen hastalanmalarına sebep olur. Bu nedenle bu insanların gerçekten şablonlara oturtulamayan
yaşamlara sahip olduklarını düşünüyorum. O yüzden toplum insanlara bir takım şablonlar sunar. Çevreniz, aileniz nasıl iyi bir insan olunur, nasıl iyi bir aile olunur, nasıl iyi bir ilişki yaşanır vesaire vesaire. Bu şablonlar sizi kısıtlayabilir. Kendi şablonunuzu yaratmanız lazım. Ve gerektiğinde bunların bedellerini de ödemeye hazır olmak lazım. Şimdiki evet. Zamanda yaşamak gerek. İki çocuğuma da koçluk yaparken, yol gösterirken hep bunu söylüyorum. Şimdi şu an yapmamız gereken şeyi en doğru biçimde yapıyorsak ve yaşıyorsak bir sonraki zaman, bir sonraki dakika, saat veya gün kendiliğinden gelecektir. O nedenle şu an ne yapıyorsak onu doğru ve en iyi biçimde yapmaya odaklanarak yaşamak gerekiyor. Hepimiz bir takım acılar yaşıyoruz. Hayat öyle bir yer çünkü. Sevdiklerimizi kaybedebiliriz. İşimizi kaybedebiliriz. Finansal sıkıntılar yaşayabiliriz hepimiz. Ama hiçbir şeye çok fazla tutunmamak gerekiyor. Yani teflon mind önemli. Yani buraya fazla bir şey yapışmaması lazım kafaya. Evet. Geçen ay örneğin çok yoğun bir aydı benim için. Çok çok yoğun bir aydı. Hemse iş seyahatleri, uluslararası seminerler, bir taraftan yapıp yerine getirilmesi gereken işler, aile içindeki sorumluluklar, gündelik hayata dair sorumluluklar vesaire vesaire. Ama dün bir çocukluk arkadaşımla buluştuk. Nasılsın dediğinde çok yorulmuştum ama şu an bir şey hatırlamıyorum dedim. Çünkü tutmuyorum onu kafamda. Bir manası yok. Aslında alabileceğim en güzel tavsiyelerden biriydi. Maalesef biraz sona geldik röportajın. Bize değerli zamanınızdan zaman ayırıp kendinizi tanıttığınız, düşüncelerinizi, fikirlerinizi paylaştığınız için ben çok teşekkür ederim. Keşke biraz daha zaman olsaydı. Keşke günlerce konuşabilseydik. Ama o kadar sıkabilir insanları. Yok. Ben teşekkür ederim. Umarım hayata yeni başlayan genç arkadaşların, öğrenciler feyz alırlar. Bir faydam dokunur. Onları ışıtabilmişimdir. Ben teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de size geri kalan hayatınızda çok 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 başarılar diliyoruz. Daha büyük projelere imza atmanızı diliyoruz. Nasıl mutluysanız öyle yaşamanızı, sizi mutlu edecek şekilde işler yapmanızı diliyoruz. Çok çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.